Evet arkadaşlar, şu an acil bir vakaya gidiyoruz. Ceyhan Bey Ocağı Mahallesi burası. Selim Alparslan Bey kurbanlık hayvanlar besliyor. Aynı zamanda da direkçiliği yapıyor. Telefonumuza bakalım Fatih acilen. Alo. Abi geliyorum. Şu an geliyorum abi. Köye gitmek üzereyim. Ne durumda hayvan? Allah Allah. Yani şey mi yaptınız? Bir şey mi yaptınız? Aha. Tamam. Tamam, gelin bakın o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar, şu an müşterimiz aradı. Bazen böyle oluyor. Tam işe gitme esnasında köye varıyoruz. Bu hayvanda bir gaz olayı vardı. Zaten uygulama yaptığı için de müşterimiz biz varana o gaz inmiş oluyor. Böyle durumlar yaşanıyor. Şimdi hayvan yanına gideceğiz. Bir bilgi alacağız. Neden kaynaklanmış? Ama indi. 15 dakikadan beri fark ediyorum. Sancı da durdu. Tepinip duruyordu. Bir de eldiven getireyim. Bir dış şeyle bak. Ne kadar oldu abi şişeli hayvan? Sabah 7'de fark ettim, hafif şiş diye. Hafif şiş diye, evet. Ben dedim yem mi o kadar yemedi bu, niye karnı bu kadar şey? Baktım gitgide şişiyor, dışarı aldım. Hı. Yıkadım, karbonat içirdim, zeytinyağı içirdim. Hı. Biraz daha gezdirdik. Ama 20 dakikadan beri de bayağı iyiydi. Mide çalışması durduğu için esas gazını atamamış hayvan. Şu an mide... Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Yani şöyle, hani 3 kere çalışması gerekirken 1 kere çalışıyor, yavaş çalışıyor. Yani çalışmayınca 20 dakikadan beri rahatladı. He, çalışmayınca da şey yapıyor, tekrar şişiriyor. Şimdi sen bunu mesela karbonatla rahatlattın. Bu 1 saat sonra yine şişecek. Pisledi buraları, işedi. Eldivene bir bakalım, kabızlık falan var mı? Yem ne veriyorsun hayvanlara? Kurbanlık olduğu için biraz fazla yükleniyor herhalde. Arpa ezmesi veriyorum. Aha. Farklı bir yem verdin mi? Yok, besi. Böyle başından bir tut. Demir tutun onu. Besi veriyorum. Palet. Bir de yeşil küspe. Değil mi? Acayip şişti. Karbonatı yetiştiremedim ya. Kaç kızım orada? İşte abi besleme. İşte biz her ben onu soracaktım. Bunu yem mi yapıyor? Yem yapıyor bu. Yeme biraz yüklendiği zaman aşırı yem karbonhidrattır. Hızlı çözülür midede, tamam mı? Hızlı çözüldüğü için de gaz oluşturur. Bunu evet. Tamponlayıcı tozlar var. Bak biz bu sene çok verdik ondan kurbanlık besleyenlere. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. İçerisinde bir karbonat, soda, maya. Ya sıkışıp da ama 5 aydan beri aynı yemi yiyor bunlar. Yani abi, arttırma yok. Ölçüm aynı. Aynı yiyor ama diğer hayvan mesela az yiyor. Biri fazla yiyor, kaçırıyor. Böyle de bir durum var. Hiç kimsenin birbirinin yemini yiyemiyor. Bağırsak boş mesela. Şu an bağırsak bomboş. Mideden bağırsağa geçiş yok şu an. Biraz da gazona bağlı olmuş. Bir tıkanıklık da olabilir. Diğer hayvanlarda problem var mı abi? Yok. Ayak problemi yaşıyor mu? Yok. Ayakta böyle kızarma falan var mı? Yok. Şu an gördüğüm gibi hayır. İşte beslenmeye bağlı abi. Bu şimdi sen bunu yetiştirmek için biraz fazla yem verdiğin için bu hayvan fazla yiyebilir. Diğer hayvan o gün şey olabilir, biraz durgun olabilir birisi. Biri fazla onun istikrarına... İki günlere biraz durgun mu? Yani muhtemelen mideden bağırsak geçişte bir sıkıntı var. 40 katta da şey olabilir. Tıkanma olabilir. Genelde ağırlıklı mide problemleri o 40 kat dediğimiz mide bölmesinin kilitlenmesinden oluşuyor. Onu bazen kesime gittiğinde açıyorlar mesela, kupkuru oluyor.
çalışmıyor aslında. Onun içerisinde poşet oluyor, ip oluyor. Tel, çivi, o tür şeyler de yapıyor bunu. Şu an bir sorun yok değil mi? Abi şu an hala şey var, gaz var bak. Gezdirmenin faydası oluyor mu? Gezdirmenin faydası olur tabi. Şimdi ne verdin sen buna? Karbona düşürdün. Şu paketi hazır, karbona düşürdüm. Bir litre de zeytinyağı içirdim. Zeytinyağı içirdim. Yıkadım. Tamam buna. Gezdirdim. Gezdirdim. Biraz... Ama tepikleniyordu, bayağı sancılıydı. Şimdi iyi. Şu anki durum biraz rahatlamış ama hala şey devam ediyor bak gaz. Gaz olayı hala. Az önce seni aradığımda biraz daha şişti. Bak bayağı indi. İniyor yani. Anladım. Şimdi yine buna bir mide şeyi içirelim abi. Tamam mı? Sürgüt. Biraz sürtün o bağırsaktan, mideden bağırsağa geçişi hızlandıralım. Çalıştırmak için. İçir. Evet Fatih Bey. Gördünüz. Selim abi müdahale etmiş zaten hayvana. Bu ağırlıklı olarak besi döneminde çok sık rastladığımız problem işte kesif yem miktarı arttığında karbonhidrat ağırlıklı beslediğimiz için bu yemlerin sindirilme derecesi yüksek. Hızlı bir şekilde bu yemler sindirildiğinde gaz oluşturabiliyor bu şekilde. Yine yem değişiklikleri çok problem oluyor bunda. Herhangi bir yem değişikliği oldu mu yakın zamanda? Yok. Sılajdır, farklı yok, şey. Yok hiç değiştirmem. Yemi kestiğin oldu mu? Yok. Bazen de hayvanlar poşet yiyor, ip yiyor. Gezmediği için o da biraz yok. Tabi sürekli bağlı değil mi bu hayvanlar? Sürekli bağlı. Serbest değil. Yok. Ha, serbest olsa hareketli olduğu için bu tür problem bunlar olmaz. İşte yoğun besleme en büyük bu problemin nedeni yoğun besleme. Burada bizim tavsiye ettiğimiz yemlere mutlaka tamponlayıcı maddeler var. İçerisinde bir karbonat dediğimiz. Sodyum, hazmettirici yani. Hazmettirici. O yemin o asidik etkisinde tamponlayıcı. Çünkü aşırı karbonhidratlar hızlı çözüldüğü için hayvanlarda asidoz dediğimiz kanın pH'ını ne yapar? Düşürür. Aşağıya doğru çeker. Bu da hayvanın iki günden beri az iştahsızlık var dediğimiz. Evet. Yem vurma dediğimiz olay. Hamurlama dediğimiz olay. Teneleme. Birçok tabiri var. Günden güne ne yapar? Asidoz hayvanın iştahını düşürerek en son mide çalışmaz duruma gelir ve bu gaz olayı da mide çalışmadığı için oluşur. Dışarıya atamaz. Dışkılama yapamaz. Birçok sebebi var. O yüzden besicilerin mutlaka yemlerine takviye olarak tamponlayıcı premixlerden girmesi lazım. Bu tamponlayıcı bizim ürettirdiğimiz firmamıza ait Dr. Mert SD Mix adında bir ürünümüz var. Birçok besicilerimize kullandırdık. Gayet iyi çözümle verdi. Şey yaptın mı? Hemen bir su getir abi. Şey varsa şişe getir. Oğlum o şişe. Evet şu an arkadaşlar sürgüt içirdiğimiz. O sürgüt dediğimiz ilaç midede bağırsak mideyi yumuşatıyor arkadaşlar. Midedeki o içeriğin aynı zamanda gazın bağırsak yoluyla hızlı bir şekilde dışarıya atılmasını sağlıyor. Aynı zamanda tamponlayıcı etkisi var. Asidik yapıları, midedeki asidik pH'ı da tamponlayıp biraz nötrleştiriyor. Baza doğru kaydırıyor. En önemli faydası o. Çünkü bağırsaktan mideden bağırsağa bir geçiş yok arkadaşlar. Tıkanıklık da olabilir. Aynı zamanda bu tür hastalıklarda, timpanilerde kullandığımız bir ilaç. Mide çalıştırıcı olarak da hayvana ne yapıyoruz arkadaşlar? B vitamini. Böyle problemlerde B vitamini normal şartlarda mideden salgılanıyor. Mide bunu üretiyor. Fakat sindirim durduğunda, mide çalışmamaya başladığında B vitaminlerin üretimi duruyor. Dolayısıyla biz bunu dışarıdan takviye yapıp ne yapmamız lazım? Mideyi çalıştırmak için özellikle arkadaşlar B1, B6, B12 vitaminleri mide fonksiyonları açısından, vücut fonksiyonları açısından oldukça önemli. Bunları da parenteral yollarla da yapıyoruz arkadaşlar. Kas içi yollarla B vitaminler uyguluyoruz. Hayvanın midesini çalıştırma açısından kullandığımız ilaçlar. Evet sevgili dostlar, bugün bir mide gaz problemiyle karşılaştık. Müşterimiz biz gelmeden önce zaten gereken bazı uygulamalar yapmış. Buna bağlı olarak da mide şişkinliği biraz inmeye başlamış. Fakat
söylediğim gibi gerekli ilaçlara uygulamazsak bu mide tekrar şişecek. Tekrar aynı problemi müşterimiz yaşayacaktır. Bu tür problemlerin önüne geçmek için beslenmeyle alakalı problemler mutlaka yemlerine tamponlayıcı premixlerden koymamız lazım. Ayrıca yem geçiş, rasyon bu geçişleri iyi ayarlamamız lazım. Yemleri alıştıra alıştıra yem değişikliği yapacaksak, ilk defa bir yem giriyorsak ne yapmamız lazım? Eski yemin üzerine azar azar alıştıra alıştıra vermemiz lazım. Tamponlayıcıyı da kullanmamız lazım. Evet sevgili dostlar, bugünkü videomuz bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.